Adana'nın tadında, şimdi de Adıyaman'ın çok lezzetli bir tatlısı. Şillik tatlısı. Evet, Ramazan Usta ile beraber şillik. Evet. Nasıl yapılıyor? Malzemeleri neler? Ben size şu an kısa ve az hazırlayayım. Tamam. Şöyle bir yarım kilo süt kattım. Tamam. Bir kilo su kattım. İki kase falan un katacağım. Un tabii, un farklı değirmen unu. Bu esmer un var ya, az kepekli. Normal fabrikasyon değil yani. Bunları şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Hemen. Size evet sajda yapılış şeklini göstereceğim. Sajda pişiyor. Aynen sajda. Çok bak, şanslıyız. Şimdi göstereceğim. Çırpıyoruz şeyine. Kremasını çırpıyoruz. Evet bak, çırpıyoruz. Ununu da aktarıyoruz bu arada. Evet. Çırpıyoruz ama bunun topa çıkarmaması lazım. Güzel, iyice çırpılması lazım. Bir tane iyice çırpıyoruz. Aynen. Çok cıvık bir hamur, çok cıvık. Aynı krep hamuru gibi. Hamurumuz hazır, sacımız hazır. Evet. Ramazan ustamızı izliyoruz. Saca yağ sürüyoruz. Evet, önce sacımızı yağlıyoruz. Yağlıyoruz yapışmaması için, biliyor musun? Bura önemli, çok önemli. Şöyle alıyoruz. Bakın yağlı olarak üzerine cezveyle alıp, bakır cezveyle tam ortasından, sacın tam ortasından hamurumuzu döktük. Bunu oklavaya ne? İnceltiyoruz. Böyle yufka haline getireceğiz. Bakın oklavayla inceltti. Çok ince. Zaten bunun özelliği ince olması lazım. Biraz bu şimdi pişecek, kendini bırakıyoruz kendi pişme haline. Şunu çeviriyoruz. Çevirdik. Ha çok pişmeyecek bu yani, fazla pişirdiğin zaman kuru olur. Bu kuru oldu muydu olmaz. Bunun ismine ne söylemiştik? Şillik. Ha şillik tatlı. Niye? Yumuşak olması lazım şillik. Çok güzel kabardı. Zaten kabarımız böyle yumuşak olduğu için öyle kabarıyor. Evet evet, çok güzel. Hamurun içerisinde maya da attık mı? Az biraz abartma tozu attık mesela, bir evet, yarım çay kaşığı kadar. Evet, onu bakın sırrını sakladık. Çok azdan. Çok da açık verirse yarım sefer yanlış olur. Kabartma tozu, maya kullandık. Az bir kabartma tozu, yarım çay kaşığı falan. Evet, şeker yani, aldım çünkü. Anladım değil mi kabartma? Şimdi bunu biz sacımızı kapattık. Tamam. Şunu size hazırlıyorum. Hemen hazırlayalım. Bunun içine bak, ceviz içi görüyor musun? Ceviz içi, ceviz. Arasında ceviz. Evet. Ceviz var, bir de şimdi fıstıklı yapacağız. Tamam. Bu cevizi. Arasına ceviz koydu. Ramazan Usta güzelce sardı. Şimdi dilimliyor. Hemen bir tane daha hazırlıyoruz. Bunun da arasına fıstık koyuyoruz. Evet, arasına 5 sınıf fıstığı koyduk. Boz fıstık. Aynen. Bunu da güzelce kesiyoruz. Aynen diğer gibi. Şimdi bunları şerbetlemesi. Aynen. Bakalım nasıl şerbetleyeceğiz. Şekerli, tahinli ve tahinli pekmezli olmak üzere 3 şekilde sunacağız. Şimdi ben şunu önce normal şerbet döküyorum buna. Tamam, önce standart normal şekerli yapıyoruz. Tereyağlı ve şekerli. Aynen. Tereyağlı şeker şerbeti. Bunun içinde tereyağı var. Evet. Özel şerbet yani. Kendi yapıyoruz hepsini. Tamam. Bunu buraya indirdik. Tamam, bu dursun böyle. Şimdi şekersiz. Döküyorum. Sadece pekmezli. Bu da pekmez döküyorum bak. Sade pekmez, üzüm pekmezi. Ha pekmez de besleniyor tabii bu arada. Ha pekmez de besleniyor. Şimdi sıra geldi. Evet, en sonunda tahinli pekmezli. Bu da tahin pekmez karışımı. Esas doping olan bu. Of of of, doping. Evet. Bunu da döktük. Hemen ben çatalımı alayım. Bak. Dur bir dakika, dur bir dakika, dur. Eyvah. Daha var. Bitmedi mi daha? Daha var, dur. Bakın en son üzerine. Bak yine. Fıstık. Soslamamız gerekiyor bak. Of of of. Evet, Yakupcan dayanamadı, tadına bakıyor. Yakupcan nasıl? Yakupcan şerbetliğinin tadına baktı ilk olarak. Nasıl Yakupcan? Yakupcan bayıldı şerbetliğe. Ben tahinli pekmezden başlıyorum. Sen başla canı verirsin, evet. Ama bence sen de alt başla başla ki en son tadı alan burada. Öyle mi? Tamam, ben de oradan başlıyorum. O hafif bir yelak bir tamam. Şey oluyor, biliyor musun? Ben de şerbetliden başlıyorum. Arasında ceviz, üzerinde fıstık var. Nem. Tadı nasıl Yakupcan? Çok güzel. Bayıldı. Daha o birincisinden bayıldı. Hele 2-3'e gelince şimdi nasıl bayılacak? Çok güzel, çok güzel. Yapacağım, bir de buna bak. O kadar güzel ki bayıldım. Yapacağım da bayıldı. Yapacağım, bir de buna bakarsan ayılırsın bence. Bir de şuna bak. Buna baktım, bayıldım. Bu da pekmezlisi. Bir de pekmezliye bakıyorum. Ben bunu yedim. Şimdi sıra geldi. En güzeli. Bu da en güzeli Yakupcan. Ben bunu söyleyeyim. Bu da tahinli pekmezli atom.
Nasıl? Süper. Bu ilaç. Gerçek doğal ilaç ya. Çok teşekkür ederim. Biz lafı fazla uzatmayalım. Tatları soğutmayalım. Ben bu güzel tatları yiyip ardından Adıyaman'ı keşfetmeye devam edeceğim lezzetleriyle. Bizim Adıyaman tanıtım günleri var İstanbul'da. 20 Kasım ve 24 Kasım arasında. Adıyaman İstanbul Yeni Kapı'da. Ben mutlaka ümit Allah'ta bir kaza olmazsa oradayım. Tüm İstanbulluları beklerim oraya. Yeni Kapı Meydanı'na. Yeni Kapı'da Adıyaman tanıtım günleri. Evet. 20 Kasım ve 24 Kasımlar arasında. Tamam. 4 gün boyunca Adıyaman'a, orada Adıyamanlılar hizmet verecek. İstanbullulara tat sunacağız. İnşallah. Bu tadı orada sunacağız inşallah. Gelmeye çalışacağız. Evet. Gelip bu tadı İstanbul'da tadacağız tekrar. Evet inşallah. Yani çok oraya taşıyacağız. Bu tadı oraya taşıyacağız. Yani.